Arkadaşlar tekrardan hepinize merhabalar. Bu dersimizde ne yapıyor olacağız? Bu dersimizde fazör ve devre elemanlarının ilişkisini gözlemliyor olacağız. Peki hocam ne alaka? Arkadaşlar biz genel olarak şunu öğrenmiştik, değil mi? Doğru akım analizinden de bahsederken bir devre elemanının voltaj ve akım ilişkisi bizim için çok önemliydi. Çünkü devre analizinde iki tane temel parametre var. Bunlardan bir tanesi voltaj ve diğeri de akım. E şimdi voltaj ile akımı bilirseniz arkadaşlar devredeki gücü de bulabiliyorsunuz, enerjiyi de bulabiliyorsunuz ve bu parametre bu kadar önemli olduğu için sizin herhangi bir element üzerinde bu direnç olabilir, indüktör olabilir, kapasitör olabilir hatta bir, voltaj kaynağı da olabilir. V, I ilişkisini ya da I, V ilişkisini tanımlayabilmeniz çok önemli. Ve burada da biz diyoruz ki ya bakın biz alternatif akım diye bir şey öğrendik. Ve bu alternatif akımda şunu da söyledik değil mi? Bizim aslında devremizdeki kaynaklar bu sefer sinüs veya kosinüs fonksiyonlar olacak. Mesela kosinüs omega t artı teta gibi bir şey olacak. Ve biz dedik ki ya bunu fazöre çevirirken de biz ne yapıyorduk? Büyüklüğünü alıyorduk bunun. Bir de açısını alıyorduk. Bu şekilde yazıyorduk, değil mi? Fazör dediğimiz şey de neydi? Karmaşık sayının tekiydi değil mi? Hatta karmaşık sayıların kutupsal gösterimini biz fazör olarak kullanıyoruz da denilebilir. Şimdi madem elimize bu doneler var biz ne diyoruz? Ben bunların aslında devre elemanları ile olan ilişkisini bulayım o zaman. Çünkü normalde sizin devre elemanları ile ilişkiyi incelerken elinizde sinüs kosinüs olması farklı bir olgu ya da fazör olması farklı bir olgu. Bunu da az sonra nedenleri bile, nedenleriyle birlikte göreceğiz. Aslında bu dirençte çok fark etmeyecek arkadaşlar ama indiktör ve kapasitörde çok fark edecek. Şimdi burada sağda bir tane kutu var. Orada demişiz ki yeşil ile zaman domainini, kırmızı ile de frekans domainini gösterelim. O zaman ilk elemanımız ile başlıyoruz arkadaşlar direnç. Onun zaman domainini nasıl gösteririz? Hatırlıyoruz değil mi arkadaşlar? Bir direnç için voltaj ve akım ilişkisini bize veren denklem ohm kanunuydu. Yani bu noktada ne diyebiliriz? Bakın VT bizim için neye eşit olacaktır? IT çarpı R'ye eşit olacaktır. Ve burada da nasıl bir mantık geliştirebiliriz? Bakın diyelim ki buradaki IT değerimiz değil mi? Burada akım kan akımımız yani. Bizim için ım ki bu bunun büyüklüğü çarpı kosinüs omega t artı teta gibi bir şeye eşit olsun. Ve elimizde bu varken biz neyi düşünürüz? Çok basit bir şekilde aslında sinüsoide ihtiyacım olmadan bu it dekli, denklemini r ile çarparsam ne elde ederim? Voltajı elde etmiş olurum değil mi? O zaman voltaj için şöyle diyebilir miyim? Bakın voltaj benim için neye eşit? r çarpı ım değil mi? Çarpı kosinüs omega t artı teta'ya eşit. Bakın şimdi ne elde ettim? Bir adet kosinüs fonksiyonum var. Bunun teta derece bir faz açısı var ve r çarpı ım büyüklüğü var. Bakın bu sefer büyüklük burası oldu. E, o zaman ben bunun fazörünü yazabilir miyim? Çünkü şunu biliyorum değil mi? Fazör benim için nedir? Büyüklük ve açı. E, buradaki büyüklük r çarpı ım. O zaman böyle yazarım. E, peki buradaki açı ne arkadaşlar? Teta derece. Onu da böyle yazdım. E, burada neye eşit oldu? Bakın her iki tarafın fazörünü alıyorum. E, burada voltajın fazörünü eşit oldu. Voltajın fazörü içinde diyelim ki bu v'ye eşit. E şimdi hocam şunu fark ediyorum ben. Ben gidip sadece direkt olarak buradaki akım sinyalini fazöre çevirseydim zaten ım büyüklük ve teta açı elde ederdim. E bu ne demek? Aslında ben bakın şurada akımın fazörünü elde etmişim. E hocam bu ne alaka? Burası R çarpı I derseniz şunu hatırlayalım. Normalde çarpım halinde biz ne yapıyorduk? İki tane fazörümüz çarpım halindeyse bunların büyüklüklerini çarpıp açılarını topluyorduk değil mi? E zaten bu R direnç dediğimiz şey reel bir doğal sayı değil mi? E düşündüğümüzde 5 gibi, 3 gibi, 10 gibi bir şey. Bunun faz açısı olabilir mi arkadaşlar? Yani bunun açısı olamaz değil mi? O da neden? Hemen şurada açıklayalım bakın. Direncin büyüklüğü 5 değil mi? Bu bir doğal sayı. E baktığımızda biz eğer bunu 0 derece açıyla açıklıyorsak ya da teta ile açıklayalım önce. Şu şekilde fazör domaininde yazacağız ya. Bunu nasıl yazarız? 5 kosinüs teta artı j çarpı sin teta. Bunu tabii ki bir de 5'e çarpmayı da unutmayalım. Bu şekilde yazacağız değil mi? E sol tarafın sağ tarafa eşit olabilmesi için bakın şu kosinüs teta'nın 1 olması lazım sinüs teta'nın 0 olması lazım. E bunun için de teta açınız arkadaşlar 0 derece olmak durumundadır. E bu mantıkla gittiğimizde aslında bu ifade bakın şöyle bir şey R'ye 0 derece büyüklük R 0 bir faz açısı var. Bunun dışında IM var bunun da teta açısı var. E bunu zaten ben akımın fazörü olarak yazabiliyorum. E bu dediğim şey de bu direnç olmuş oluyor. E bakın finalde ne elde ettim V eşittir R çarpı I. Hadi bakalım yine aynı şeyi elde ettik. O zaman şöyle kırmızı kalemle yazayım. Bu V eşittir R çarpı I. Ve burada şöyle bir şey fark edeceğiz şimdi. Bu dirençle alakalı ben dedim ya bunun bir açısı yoktur diye. Aslında bu bize bizim için çok faydalı. Neden biliyor musunuz? Bize çok önemli bir sır söylüyor. Bir dirençte voltaj ve akımın arasında faz farkı yoktur arkadaşlar. Bunu da şu şekilde gösterebiliriz. Şu an sallıyorum mesela hani şunu bulduk artık değil mi? Frekans domeninde bunu kullanabileceğimizi bulduk. Diyelim ki bizim voltajımızın fazörü 20'ye 30 derece olsun arkadaşlar. Ve direncimiz de ne olsun mesela? 2 olsun değil mi? 2 ohm. Onu da 2'ye 0 şeklinde ifade edebiliriz. ...kanıtını burada yapmış olduk. E bu noktada ben ne diyebilirim? Akım için bakıyorsam eğer akım ne eşit olacaktır? Voltaj bölü dirence. Voltaj değerimi yazıyorum bakın 20'ye 30 derece. Bunu gittim 2'ye 0'a böldüm. Bölerken ne yapıyordum? Bakın büyüklükleri birbirine bölüyordum. 10 çıktı ve açıların farkını alıyordum. 30-0'dan eksi 30 derece yaptı yine. E bakın çok kritik bir bilgi geldi elimize. Akımın faz açısı ile voltajın faz açısı birbirleri ile tamamen aynı. Bakın bu önemli bilgi de şuradaki grafikte verilmiş. Bu arada burada sağda gördüğünüz devrenin herhangi bir farkı yok arkadaşlar. Bu size direncin fazör domaininde nasıl ifade edildiğini gösteriyor. Gördüğünüz üzere fazör işareti aslında kalın harflerdir. Yani voltajı kalın, akımı kalın harfle yazmaktır. Ama benim için böyle bir şey tabii ki mümkün değil burada. Nasıl kalın yazmam? Yani nasıl yazabilirim bilmiyorum. Bunun yerine yer yer ben size hangisi fazör, hangisi zaman domaini açıklıyor olacağım. Kafanız karışırsa yine yorumlarda yazarsınız. Peki buradaki grafik nedir hocam? Buradaki grafik aslında bazı öğrencilere kompleks geliyor ama onu şöyle bir ayıralım. Burada aslında iki tane grafik var. Burada voltaj ve akımın grafiği var. Bir direnç için. Baktığınızda şöyle bir voltaj grafiğimiz var ve bu şekilde de bir akım grafiğimiz var. Buraya şöyle voltaj, buraya da akım yazalım. Şuradaki açımız teta açımız arkadaşlar. Bakın şurada da var teta açımız. Ve burada görmemiz gereken şey aslında şu. Bizim voltaj grafiğimizin akımdan büyük olması şaşırtıcı bir sonuç değil. Zaten biz akımı direnç ile çarptığımız için ve direnç değeriniz birden büyükse evet voltaj daha büyük çıkacaktır zaten. Peki burada neyi göreceğiz hocam o zaman? Burada aslında akımın ve voltajın bir dirençte faz açı farkının olmadığını görmek istiyoruz. Yani aslında teta v eksi teta i burada sıfırdır. Hocam kafa karıştırma tamam. Teta v eksi teta i eşittir 0. Bakın şu V voltaj değil mi? Şu da akım. Yani voltajla akımın faz farkı yok arkadaşlar. Bu grafik onu gösteriyor. O zaman hemen indüktör ile devam edelim. İndüktörle alakalı arkadaşlar biz zaman domainini biliyor muyuz? Bunu da şu yüzden söylüyorum. Çünkü genel olarak indüktörler ve kapasitörler öğrenciler tarafından hem karıştırılır hem de biraz aslında şeyde deneyebilir. Yani biraz göz ardı edilir. Bir indüktör için VI ilişkisi arkadaşlar L çarpı DI bölü DT'dir. Yani bu şu demek. Eğer voltajı bulmak istiyorsan önce bu uh, indüktörden geçen akımı bul. Daha sonra onun türevini al. Daha sonra onu indüktans değeriyle çarp demek. Bunu böyle zaman domaininde koyalım. Peki buradan arkadaşlar frekans domainine nasıl geçeceğiz? Şimdi diyelim ki bu indüktörden akan akım it olsun ve bunun im miktarda bir büyüklüğü olsun. Devamında kosinüs omega t artı teta olarak yazalım biz bu akımı. Şimdi bu akımı bu şekilde yazmak işimizi bitirmiyor. Öncelikle ben bu akımın bir türevini almalıyım değil mi? Di bölü dt dedim. Türevini alırsam bakın kosinüsün içinde omega t'den omega gelir. Onu da nasıl ifade ederim? Bakın IM çarpı omega diye ifade ederim. E bu noktada bitti mi soru? Bitmedi. Neden? Çünkü bakın daha kosinüsün türevini almadım. E onu aldığımda da eksili sinüs gelir. O eksiği başa attım bakın. Devamına geliyorum. Sinüs omega t artı teta derece dedim. E bu noktada yine bitmedi çünkü şu an voltajı elde etmedim. Bakın her iki tarafı L ile çarparsam L çarpı D I bölü DT ki bu benim için ne olur arkadaşlar? Bakın voltaj dediğim şeye eşit değil mi? E sağ tarafa da nasıl yazalım? Şöyle yazalım. Eksi L çarpı omega çarpı I M çarpı sinüs omega T artı teta derece. E bu noktada da bitmiyor soru. Neden? Çünkü biz her zaman şunu söylüyorduk. Biz eğer bir sinüsoide ya da fazöre sahipsek, biz bunun büyüklüğünün negatif olmasını istemiyoruz. Bunu önce bir pozitif yapacağız. Daha sonrasında şunu da söylüyorduk, değil mi? Biz sinüsoidlerden fazöre geçmek istiyorsak bu sahip olduğumuz sinüsoidin bir kosinüs olmasını isteriz. Sinüs olmasını istemeyiz. O zaman bu iki dönüşümü yapmamız lazım. Şimdi şunları not edelim. Bir, eğer buradaki sinüsoidin şuradaki büyüklüğü şu an negatif ya pozitif yapmak istiyorsak ne yapmamız lazım? 180 derece eklememiz lazım. Bu ne için arkadaşlar? Pozitiflik için yana not edelim. E bir de ben bunu kosinüs yapmak istiyorum. Bunun için de 90 derece çıkartmam gerekir. Bu da ne için? Sinüsten kosinüse dönüşüm için. E yani totalde aslında 90 derece eklersem bu iki emelime de ulaşmış olurum. O zaman diyorum ki bu voltaj aslında şuna eşit. Bakın L çarpı omega I M kosinüs omega T artı teta derece. Eksi değil artı 90 derecemiz daha var. E şimdi bu buna eşitse ben ne görüyorum? Burada bir tane kosinüs fonksiyonum var. Bu kosinüs fonksiyonumun bakın faz açısı burada. Hemen yazdım. Faz açısı teta artı 90 derece. E büyüklüğü de bakın burada. Buna da e, büyüklük diyeyim. Şöyle B olarak göstereyim. E ben bunu fazöre çevirebilirim. Her iki tarafın fazörünü aldım. Bakın şu an solda voltajın fazörü var. Sağda ne elde ettim? Bakın L çarpı omega çarpı IM büyüklüğünde olan ve faz açısı teta artı 90 derece olan bir a, fazör elde ettim. Şimdi bu fazörü analiz etmem lazım. Neden? Çünkü yukarıda burada benim akımım vardı ya. Ben bu akım için fazör bulmuş, bulmuş olsaydım ne olurdu? Büyüklüğü ım faz açısı da teta derece olmuş olurdu değil mi? E, o zaman ben aslında buradaki ifadeyi şu şekilde yazabilir miyim? Bakın ım faz açısı da teta Bununla gideceğim L çarpı omega 90 dereceyi çarpacağım. Bu mantıklı mı? Bakın deneyelim. Şu an çarpım durumunda koydum ya bunları. E, IM ile L omega'yı çarptığımda ne elde ediyorum? Bakın L omega IM elde ettim yine. E, teta 90 hani burada da çarpımda ne yapıyorduk? Faz açılarını birbiriyle topluyorduk. O zaman buraya da teta artı 90 derece yazdım. Bakın aslında aynı denklemleri elde ettik gördünüz mü? Demek ki bu şekilde yazabilirmişim. E, bu şekilde yazdığımda da şunu fark ediyorum. Bu e, e, IM teta dediğim şey zaten benim akımımın fazörü. Tamam. Çarpı çarpı burada da L omega 90 gibi garip bir şey var. Karşı tarafta da benim yine voltajımın fazörü var. Yani aslında ben ilişkiyi buldum ama şu garip şeyi nasıl ifade edeceğim? Bu garip şey bizim için nedir arkadaşlar? L omega çarpı kosinüs 90 değil mi? Artı J Omega L çarpı sinüs 90. E baktığınızda kosinüs 90 sıfırdır. Bu taraf gitti. Sinüs 91'dir. J omega L imiş. İşte bu bizim için çok kritik bir bilgi arkadaşlar. Kırmızı ile yazıyorum. Frekans domainindeyiz. Diyorum ki eğer bir indüktörün varsa o indüktörün voltajı ve akımı arasındaki fazör ilişki V eşittir. I çarpı J omega L'dir. Bakın bu çok önemli bir bilgi. Bunu da çok fazla kullanıyor olacağız. Hatta hatta ben size biraz trik vereyim. Aslında bir sonraki derse bahsedecektim. Bazen öğrenciler de kızıyor hemen söylemediği ama. Bakın arkadaşlar burası bizim daha sonrasında neyimiz olacak biliyor musunuz? Empedans dediğimiz bir parametre olacak. Ve empedansın parametresi de ne biliyor musunuz? Direnç gibi düşünün. DC devrelerdeki direnç bizim için nedir aslında? V bölü. I'nın oranına biz direnç deriz değil mi? Yani voltajı akımı oranladığımda ben buna direnç diyorum. Yani bu voltaj bölü akım benim elektrik akıma ne kadar direnebildiğimi gösteriyor. Empedans da aynı şey. Sadece farklı bir domainde araştırıyoruz. Farklı parametrelere sahip. Bakın burada da V bölü I dediğim şey J omega L'ye eşit oluyor. Bu çok kritik bir bilgi. Zaten sonraki derslerde bundan da bahsediyor olacağız. Peki hocam bu grafik ne gösteriyor bize derseniz bu grafik arkadaşlar size şunu gösteriyor. Voltaj ve akım arasında bir indüktör için bir faz farkı vardır. Bu da 90 derecedir. Burada da ne olur arkadaşlar? Hani akım voltajınızın 90 derece voltajı 90 derece geriden takip eder. Bunu aklımıza tutmak zorunda mıyız? Kesinlikle hayır yani bunu isterseniz bakın denklemlerden bulabilirsiniz. Nasıl bulacağız hocam denklemlerden saçmalama? Hemen bakalım. Şimdi şurada böyle bir denklemimiz var değil mi? V eşittir I, J, Omega, L. Şimdi ben rakam sallıyorum. Bakın bu benim çok yaptığım bir şeydir. Size tavsiye ederim. Eğer kafanız karışıyorsa böyle şeyler sallayın abi yani. Bir şeyler sallayın ve oradan bulmaya çalışın. Mesela V diyeyim ki ben ona 30 derece. Böyle bir fazörüm olabilir mi? Gayet doğal olabilir. E buradaki J, Omega, L'yi de Bakın omega L yerine 3 koydum tamam mı? 3, 3'e 30 derece. Yani aslında hadi 3J diyeyim. Omega L yerine 3 koydum. 3J'ye eşit oldu. E bu 3J'de 3 de 3'e 90 olarak ifade edilebilir değil mi? E ben neyi biliyorum? Bakın görün V bölü J omega L'yi ben I olarak ifade edebiliyormuşum. E v yerine ben ona 30 derece diye bir şey salladım. C e omega de 3'e 90'mış. E, Ne çıkmış oldu bakın büyüklüğü önemli değil. 3, 3, 3. 33, 3.33 faz açısı da eksi 60 derece çıktı. E bakın işte 90 derece akım ile voltaj arasında fark var. Akım voltajı 90 derece, e, derece geriden takip ediyor. Ama biz daha önceden öğrencilerimizle yaptığımız bir workshopta onlar dedik ya hocam tamam bu da güzel. Sınavda böyle yaparız ama genel geçer bize bir bilgi ver. Bu aklımızda kalmıyor. Ben de dedim ki yani çok da mantıklı değil. Belki size mantıklı gelmez ama onlar çok beğenmişti. İndüktör böyle bir şey değil mi arkadaşlar? Hatta bazı yerlerde şöyle bir gösterimi var bu indüktörün. Spiralli bir yapıya sahip. Dedim ki o öğrencilerime bakın akım böyle geliyor değil mi? IT. Böyle ya da geliyor işte buradaki spiralli yapıya. Voltaj da burada duruyor böyle baba burada bekliyor. Dedim ki bakın bu akım buradan spiral'in içine girecek. Bakın in çık in çık çık Ne oluyor? Voltajdan dolayısıyla daha sonra geliyor. Bakın burada da öyle. İn çık in çık in çık in çık. çık çık. Ne oluyor? Akım voltajı 90 derece geriden takip ediyor. Niye? Çünkü spiralli yapıda böyle bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı gidip geliyor. Bu yüzden demiştim. Ve onlar da bu sayede aslında indüktörde akımın voltajdan geriden geldiğini akıl, akıllarında tutmuş olmuşlardı. Şimdi o zaman hemen kapasitörlerle devam edelim. Çünkü dersimiz gerçekten bayağı bir uzadı. Kapasitörlerde de arkadaşlar kanıt yapmayacağım. Direkt olarak değerleri vereyim. Eğer sonradan bir probleminiz olursa veya hocam illa kanıt derseniz kanıtını da yaparız. Şimdi time domain'de arkadaşlar kapasitörler için ic eşittir c çarpı dv bölü dt. Buradaki ic dediğimiz şey nedir? Kapasitörden akan akım dv bölü dt de aslında voltajın türevi. E burada da yapacağımız kanıt aslında yani kanıt yapmayacağımı söylemiştim de eğer yapacak olursak nereden gelecek? Voltaja belirli bir sinüsoid değeri vereceğim. Daha sonrası onun türevini alacağım. Onu c ile çarpacağım. Daha sonra oradan yani yukarıda yaptığım adımların aynısı. Oradan bir fazör bulmaya çalışacağım. Oradan bulduğum fazör ile arkadaşlar diğer fazörleri karşılaştıracağım. Ve en sonunda bir denklem bulacağım. Bu denklemde nasıl biliyor musunuz? Aa, tabii bunu yeşil ile göstermiyorduk. Bu sefer denklemi şöyle arkadaşlar. Bizim kapasitörümüzün üzerindeki voltaj eşittir akım çarpı bir parametreye o da 1 bölü j omega c'dir arkadaşlar. Bunu da böyle yazmış olalım. İşte bu bir kapasitör için frekans domenidir arkadaşlar. Ve bir kapasitörde de bu sefer akımla voltaj arasındaki faz farkı biraz farklı. Bu sefer akım voltajdan 90 derece önce geliyor. Peki hocam bunu nasıl kodladın derseniz. Bunu şu şekilde kodluyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle bir kapasitör var değil mi? Rick and Morty izlediniz mi? Bu akım böyle geliyor bakın. Buradan hop işte o Rick'in portalına giriyor. Birden fışık diye veriyor. Akım, akım aslında voltajdan daha önce gidiyor. Niye? Çünkü portala girdi çıktı. Peki hocam bu e, yukarıda yaptığın gibi mesela şurada bir tane örnek yapmıştık ya nerede o? Ha şurada bir tane örnek yapmıştık ya faz açısı farkıyla alakalı bir örnek yapabilir miyiz? Yapalım bakın. Şimdi diyelim ki böyle voltaj ve akım var değil mi? Ben diyorum ki benim voltajım mesela 10'a 30 derece olsun. Peki bu 1 bölü j omega c dediğim şey nedir aslında? Biraz da 10'a bakalım. Şimdi buna 1 bölü j omega c'yi şuraya yazdım. Ben neyi biliyorum? Ben pay ve payda j ile çarpabilirim. Bakın pay ve payda j ile çarpıyorum. Ne elde ettim? Pay kısmında j oldu. Payda kısmında arkadaşlar eksi j kare omega c oldu. Eksi j karenin ben ne? Pardon artı j kare bu arada. J karenin ne eşit olduğunu biliyorum. Eksi 1'e. O zaman bakın eksi j bölü omega c gibi bir ifade geldi elime değil mi? Bunu da aslında ben nasıl ifade edebilirim? Şimdi burada bir büyüklükten söz edeceğiz değil mi? Onun dışında da burada J'nin sağladığı bazı şeyler var. O zaman ben derim ki bakın bu aslında 1 bölü omega C'dir. Tamam mı? Bir de faz açısı eksi 90 derecedir. Hocam bunu nasıl dedim? Gelin deneyelim. Şimdi bunu böyle yaptığımda 1 bölü omega C çarpı kosinüs eksi 90 artı J 1 bölü omega C çarpı sinüs eksi 90 elde etmez miyim? E bakın burası her türlü 0 kosinüs eksi 90'dan dolayı ama burada arkadaşlar sinüs eksi 90 eksi 1 olduğu için eksi j bölü omega c yaptı. Bakın aynı şeyi elde ettim. Şimdi bunu gösterdikten sonra kanıt kısmına devam edelim. Voltajımı böyle verdim. E ben bu 1 bölü j omega c'nin de arkadaşlar aslında şu şekilde ifade edilebildiğini gördüm. Değil mi? Voltajım da şuradaydı. O zaman giderim ben derim ki voltaj bölü akımı elde etmek istiyorum. Voltajıma 10-30 dedim. Burada da mesela 1 bölü omega c benim için 2 olsun. Bunun hiçbir önemi yok şu an fazla açısıyla ilgiliyiz. Voltajım 10'a 30 oldu değil mi? Tabi buraya pardon şu 1 bölü j omega c'yi yazacağız. Voltajım 10'a 30'du. Bakın burada 1 bölü j omega c'nin değerini de 2 eksi 90 olarak buldum. Gidip hesabımı yaptığımda ne çıktı? Bakın 5'e 30 eksi eksi 90'dan 120 derece çıktı. Bakın ne görüyorum bu sefer akımım voltajdan daha ileride daha hızlı gidiyor. İşte bu şekilde örnekler yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi hemen aşağıya inelim. Burada bir tablomuz var. Bu tablonun arkadaşlar ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Bu tabloyu çünkü sık sık kullanıyor olacağız. Bu tablo bizim. Direnç, indüktör ve kapasitörümüzün zaman domeyni ve frekans domeyninde nasıl V-I ilişkilerine sahip olduğunu gösteriyor. Ve gerçekten çok kritik arkadaşlar. Bu tablonun bizim için önemi çok büyük. Buraya da yazmışız zaten ya ekran görüntüsü alın ya da yazın diye. Bunun dışında arkadaşlar bir sonraki videomuzda bunlar ile alakalı örnekler çözeceğiz. Herhangi bir kompleks durum yok. Genel olarak baktığınızda gayet basit bir şey yapıyor olacağız. Zaten bir sonraki dersimizde empedans ve admitanstan bahsettiğimiz zaman iyice rahat anlayacağız yani bu ilişkileri ve empedans admittansın ne demek olduğunu. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.